günü münasebetiyle Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi Mahpuslar Derneği, Kerkük'te Musalla Mezarlığı'nda bulunan Şehit Necdet Koçak'ın mezarı başında anma töreni düzenledi. Anma töreninde hazır bulunan Türkmen yetkililer ve şahsiyetler 16 Ocak 1980 Türkmen Şehit Günü'nü andı. Ocak 1980 tarihi Türkmen milletinin hafızasında ölümsüz bir gün olarak kalacaktır. Çünkü o tarihte devrik rejim tarafından 4 Türkmen lideri şehit edildi. O yüzden bugün Türkmen Şehit Günü olarak anılır. Bu kapsamda Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi Mahpuslar Derneği Kerkük'te Musalla Mezarlığı'nda Şehit Necdet Koçak'ın mezarı başında anma töreni düzenledi. Anma töreninde hazır bulunan yetkililer ve Türkmen şahsiyetler, devrik rejim tarafından 16 Ocak 1980 tarihinde idam edilen Şehit Necdet Koçak, Şehit Abdullah Abdurrahman, Şehit Rıza Demirci ve Şehit Adil Şerif'i andı. Anma töreninde hazır bulunanlar Şehit Necdet Koçak'ın mezarına güller koydu. Mezar Türkmen ve Irak Türkmen cephesi bayraklarıyla donatıldı. Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi Mahpuslar Derneği Başkanı Haşim Muhtaroğlu ve Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Haydar Reşit Kassapoğlu anma merasiminde şehitlerle ilgili konuştu. Tabii bu 16 Ocak tüm şehitlerimizin günüdür. Polis güçlerimizin de şehit oldular. Onun yanında idamlarımız, kurtuluş ordumuz, 1959 katliamımız, 96 katliamımız, Altın Köprü katliamımız. Yani insanlar sadece bu 4 kişi için bu bizim başımızın tacıdırlar. Ama kıymeten bunlara o kıymet verildi, o değer verildi. Bütün Türkmen şehitlerini bu 4 liderimiz kapsayıptı. 16 Ocak Türkmenlerce unutulmayacak. 16 Ocak bizler hazin olup kereler girdik. Şairler Kerkük'ü bir şekil vasfetti ki söyledi. Güzel Kerkük hazin olmuş, ezilmiş mazlum evladı. Bunun için arşa çıkmıştır bugün matemle feryadı. Türkmen mücadeleci Nurettin Hamit ise Şehit Necdet Koçak'ın mücadelesini anlattı. Ben rahmetli Necdet Koçak, aslında Necdet Nureddin Ali Tofik, Necdet Koçak. Ankara'da tanıştım özüden 1969. Adil Şerif'ten beraber biz buradan gittik. Türkiye'ye, buradan üzerimize mülkübüz var idi. Dedi hapuz güzel konuştunuz ama birbirimizi sevin. Türkmen mücadeleci Şehit Necdet Koçak'ın kız kardeşi Nezahat Nurettin Koçak, anma töreninde hazır bulunanlara teşekkür etti. Ziyaretçi heyetler daha sonra Musalla Mezarlığı'nda aralarında mücadeleci Türkmenler, merhum İzzettin Koca ve şehit pilot Aydın Mustafa Hatipzade'nin de bulunduğu bazı Türkmen mücadelecilerin mezarlarına çelenk koydu. Daha sonra şehitlerin ruhuna Fatiha suresi okundu. Türkmenleri televizyonuna konuşan Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ve eski Türkmen Milletvekili Jale Nefçi günün anlam ve önemi hakkında konuştu. 16 Ocak bütün Türkmen şehitlerini kapsar. Lider kadromuzu, rahmetli Ali Haşmi, rahmetli Munir Kafilini, rahmetli Ahmet Koçak'ı, rahmetli Yaşar Cengiz'i, rahmetli Alaaddin Ayson şehit verdiğimiz, bunlar hepsi bu dava uğrunda şehit düşüpler. Türkmen kazıyası uğrunda şehit düşmüşler. Kerkük uğrunda şehit düşmüşler. Tellahfer tuz hurması uğrunda şehit düşmüşler. Bu dava kolay bir dava değil. Bu dava zaribe ister. Bu dava vergi ister. Bu verginde biz canımızla, gönlümüzle, başımızla veririk.
Biz her yıl bugün gibi şehitlerimizi, özellikle lider kadrolarımızı bugün gibi her yıl anma töreninde burada mezarlıkta yaparız. Bu dergi demek ki yalnız bugün de biz liderlerimizi anırız. Biz onların iller boyunca 38 yılda onların izinde, onların yolunda çalışma yolundayız. Irak Türk